mı yarıyordun neredeyse? Hayatım 1500 kere özür dedim ben. Ne bileyim oradan girdiğini, senin gezindiğini. Ya kusura bakma gerçekten çok özür diliyorum ya. Tamam ya, tamam. Zaten böyle bir akşam anca böyle son bulabilirdi. Boşa gitti hazırlıklar desene. Yani aslında tam olarak boşa gitmedi. Bence etkilendi benden. Etkilenir tabii. Ta ki sen işte fazla konuşup üzerine gidene kadar. Ya sakın bana ilk adım adım görüşme teklif ettiğini falan söylemeye gel. Bunu gerçekten yapmış olamazsın ya. Sen üzerime dinleme cihazı falan mı yerleştirdin? Ya cihaza gerek mi var sence? Cihaza gerek mi var ya? Ben seni gördüm kapıdan çıkarken ya. Işıldıyordun ya. Hiçbir erkeğin hayır diyemeyeceği güzellikteydin yani. Sen bu şekilde böyle buraya tek başına üzgün geldiysen bu senin yaptığın böyle nasıl diyeyim? Devasa bir salaklık yüzündendir yani. Başka açıklaması yok. Sen az önce bana tam olarak hiçbir erkeğin hayır diyemeyeceği güzellikte olduğumu mu söyledin? Böyle iltifat falan. Sen biliyor muydun? O iltifat gibi değil de daha çok senin işte yaptığın salaklığın büyüklüğünü vurgulamak için. Bunu anlatmak için yani. Tamam. Kapatalım orayı. Geçmiş. Sen bugün kurallardan bahsetmiştin. Evet. Sen de ukalalık yapıp dinlememiştin. Sonra bana ağlayarak gelme demiştim ben. Değil mi? Tamam. He. Öyle oldu diyelim. Sen peki bu kuralları paylaşmak, yardım etmek falan ister misin? Yani bu kız öyle bir kız olmalı ki hem sana bir konuda çok ihtiyaç duyacak ki seni ispiyonlamasın, hem de seninle sevgili olmak istemeyecek ki sonrasında sana yapışmasın. Şşt! Hey! Yardım etmek ister misin? Edeceğim, sana yardım edeceğim. Ama bir şartla. Bir geceliğine sevgilim olmayı kabul edersen. Sevgilin mi? Evet. Numaradan ya. Sevgilinmiş gibi yapacaksın. Nasıl ya? Anlamadım. Yani bunun anlamayacak bir şey yok. Bir geceliğine sevgilinmiş gibi yapacaksın. Bu kadar. Yine kimden kurtaracağım başını? Annemden ya. Kız kardeşim bir düğüne gidip geleceğiz bir geceliğine. İki tane kural öğreteceksin de karşılığında bunu mu istiyorsun? Ona iki kural gibi küçümsemezsek, o daha çok senin işte hayallerine kavuşturmak gibi dersek daha yerine oturacak o. Düğün bu arada Göcek'te. Bir geceliğine gidip geleceğiz. Kaptırırız böyle 8 saatte. Yeriz içeriz. Geze geze. Bu kadar. O bu zamana kadar görüştüğün hiçbir erkeğe benzemez. Kendini 2 dakikada yatakta, 5 dakikada kapının önünde bulursun. Onunla sakın baş başa kalayım falan deme. Kabul edemem. Ne demek edemem? Kabul edemem demek, kabul edemem demek. Senin numaradan sevgilin falan olamam. Ya sen kendine güvenmiyorsun yani. Ha? Pardon? Neden kendime güvenmeyecekmişim? İşte role kaptırırım kendimi, aşık olurum falan diye. Ha, oldu. Sen kendini ne zannediyorsun be? Kendini beğenmiş. Ya Allah'ıma şükürler olsun, haklı sebeplerim var kendimi beğenmek için herhalde. Evet, o kadar mükemmelsin ki kendine numaradan sevgili arıyorsun. Hayatım, orayı bir netleştirelim. Benim olayım sevgili bulmak ya da bulamamak gibi değil yani. Daha çok sevgilimin olmasını istememekten kaynaklı. Anlatabiliyor muyum? Benim tercihim yani. Senin gibi çaresiz değilim. Çaresiz mi? Evet. Benim çaresiz olduğumu nereden çıkardın sen? Ha, değilsin çaresiz. O yüzden gecenin bir vakti terasıma dalıyorsun yardım istemek için. Sen de 2 yardım edeceksin deyip suistimal ettin durum. Fırsatçı. Fırsatçı? Ben miyim fırsatçı? Yok artık ya. Tamam ya, istemiyorum. Sen kabul etsen de artık senden yardım istemiyorum ya. Aman ben de çok meraklıydım. Etmezsen etme. Sana gelen de kabahat. Asıl senden bir şey isteyen de kabahat ya. Gerçekten artık erkeklerin seni niye böyle terk ettiklerini falan çok daha iyi anlıyorum şu an. Hepsi senin gibi pislikti çünkü. Dikkat et bak, düşersin. Takılma. Gerizekalı. Hadsiz. Çaresizmişim. Değilim çaresiz falan. Sensin çaresiz. Beni düşürdüğün durumlara bak. Hepsi senin yüzünden. Pislik. Beni suçlamaktan vazgeç. Suç senin. Kuralları bilmiyorsun. İlk hatayı ben de yaptım. Bana sanki annemmişsin gibi davrandın. Ama kuralları bilseydin. En büyük kusurum bence fazla safsın. Hemen inanıyorsun. Çok iyi niyetli bu da. Belli bir süre sonra sıkıyor insanı. Kesinlikle. Çünkü kuralları bilmiyor. Dedim sana.
çaresizsin. Hayır değilim. Hayır. Yalnız yaşlanacaksın. Hayır. 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 Yalnız yaşlanacaksın. Hayır. Rüyaymış. Ne rüyası be? Kabustu. Resmen psikolojimi alt üst ettin. Ama haklı. Haklı tabii. Resmen çaresizim. Niye öyle davrandım ki ona? Eski ah! Efendim anneciğim? Hah Ezgi, ay çatlayacağım meraktan. Nasıl geçti dün akşamki randevun kızım? Anne saat sabahın 8'i. Biliyorum. Zor sabrettim zaten bu saate kadar. Nasıl geçmiş? Nasıl geçti? Ay Allah aşkına kötü geçti deme ne olur. Hayır kötü geçmedi. Kötü geçmemiş. Tamam. Ne zaman getiriyorsun bizimle tanıştırmaya? Anneciğim daha bir kerecik görüştüm. Tamam. Bir de ben çok merak ediyorum. Aa bak şey yapalım. Ben bir randevu alayım tamam mı? Gideyim göreyim adamı. Yani doktor nasıl olsa. Anne. Adam jinekolog. Yani lütfen rica edeceğim. O kadar da samimi olmanızı istemiyorum. Jinekolog. Tamam tamam peki. Şey diyeceğim sana. Ne zaman siz bir daha buluşacaksınız bakayım? Bak Ezgi kızım elini çabuk tut. Senin bağırsak solucanın nişanlanmış. Nişanlanmış mı? Hadi soğutacaksın. Hı-hı. Sen nereden biliyorsun? Stoklarken gördüm. Bir de yanlışlıkla beğendim. Ne? Merak etme merak etme. Sahte hesabımdan. Of anne ya. Vallahi ben kasamayacağım artık söyleyeceğim ya. Gün... Efendim anneciğim. Hah oğlum. Yavrum günaydın, günaydın annesinin bir tanesi. Anne, canım iyi ki aradım vallahi ya. Sana söylemem gereken çok önemli bir şey var benim. Bana bak, sakın bana kız arkadaşını getirmekten vazgeçtiğini söyleme. Vallahi beni çok üzersin. Herkese haber verdik yavrum, rezil oluruz. Zaten bütün gece heyecandan uyuyamadım yavrum. Ay o kadar merak ediyorum ki Özgür. Nasıl bir kız bu? Ne olur söylesene yavrum. Hiç değilse bir tanecik fotoğraf atsan çocuğum. Anneciğim lafını balla kesiyorum da ben şu an. Çok egzecer etmiyor musun durumu? Oğlum. Ben bu o anı ne kadar zamandır bekliyorum biliyor musun yavrum? Ama Özgürcüğüm beni o kadar mutlu ettin ki ah benim güzel oğlum. Ölmeden mürüvvetini göreceğim şükürler olsun yavrum. Göremeyeceğim diye o kadar üzülüyordum ki. Nasıl bir kız? Ha güzel mi? Ay iyidir de sen sevdiğine göre. Adı ne? Özgür. Anneciğim gelince tanışacaksın zaten ya. Bir adını söyle hiç değilse ne var bunda ya? Adı ne çocuğuma söyle. Bak eğer beni kandırdın. Desem valla çok üzersin. Hayır anne yok öyle bir şey ya gerçekten. Olur mu yani? Bir saniye anneciğim. Ezgi annem. İsmi Ezgi. Aa çok güzelmiş. İsmi de çok güzelmiş. Ezgi. Beğendim. Anneciğim benim acil halletmem gereken bir iş çıktı. Hemen onu halledeyim. Arayacağım seni. Tamam. Peki peki. Hadi sana iyi işler. Ezgiciğime selam söyle. Aleyküm selam anneciğim. Söylerim. Evet. Ben düşündüm. Sana biraz fazla tepki vermiş olabilir. Yani bu teklifimi kabul ettiğin anlamına mı geliyor? Nedir? Bir geceliğine. Sevgilin olmayı kabul ediyorum. Ne diyorsun ya? Karşılığında o zaman ben de yaz bitmeden... evlilik teklifi alacağını garanti ediyorum. Yaz bitmeden. Beni biliyorsun en kötü ihtimalle. Şaka mı bu? Hayır. Sen nasıl kendinden bu kadar emin oluyorsun? Anacığım kuralları biliyorum ben dedim ya yani. Bir erkek en geç üçüncü görüşmesinde zaten mevzuya karar veriyor. Yani evlenip evlenmeyeceğine. Yani önünde hiçbir engel olmamasına rağmen... üç ay içerisinde bir girişimde bulunmuyorsa, bir adım atmıyorsa... kes ümidi. Üç ay. Pislik üç ay içinde nişanlandı. Benimle evlenmeye zaten niyeti yoktu. Böyle düşününce geliyorsun zaten kendinde. Tamam bak şimdi. Hiç vakit kaybetmeden çalışmalara başlamamız lazım. Şimdi o pislik yaz sonu evlenecekmiş. Benim kesinlikle ondan önce evlenmem lazım. O yüzden sen böyle sabah sabah
kuyruğunu kıstırıp tırıs tırıs. Hadi başlayalım. Başlayalım, başlayalım. Önce doktoru fabrika ayarlarına geri döndürmemiz gerekiyor ki bu çok zor olacak. Yani ilk izlenimi silmemiz bayağı bir zor olacak yani. Ama imkansız değil. İlk olarak alımızı tanıyalım. Evet, göster bakayım. Bakayım şu doktora. Çıkar. Bu, beğenemedin mi? Ya bu kolay, bunu hallederiz. Bu sayılmaz yani. Bir şey yok bunda, tamam. Tipsizmiş. Tipsiz mi? Evet. Yok artık. Yani tamam. Çok yakışıklı sayılmaz ama karizmatik ve çekici. Sıradan, sıradan. Yani gerçi seninle kıyaslanınca çok okey. Uyumlu sayılırsınız. Tamam be, takılıyorum, bozulma hemen ya. Nem kapıyorsun, tamam. Bu arada senin görüntün ona 10 basar bence. İşte. Bak, şimdi aynı dili konuşuyoruz. Benim de istediğim tam olarak bu. Yani ben ondan güzel olayım. İşte o beni kıskansın, üzerime düşsün, sürünsün. Canım, Adriana Lima'nın bile aldatıldı. Bu dünyada öyle çok da büyük hayallere girmemek lazım zaten. Anam, bu jinekolog muymuş? Ay, 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 cahil, ay, ay. Cahil, espriler yapmayacaksın değil mi? Vallahi yapacağım da önce samimi olalım diye bekliyorum. Seninle asla o kadar samimi olmayacağız. Anlaşma biter, arkadaşlık biter. Öyle olsun bakalım. Tamam, yeter bu kadar lavallik. İyice sulandırdın sen de bu işi. Biraz ciddiyet yani. Konumuza dönelim. Yapman gereken ilk şeyi söylüyorum. Hazır mısın? Bir not defteri falan al istersen. Seni dinliyorum, nota ihtiyaç. Hazır mısın? Hazır. Dikkat misin? Hadi. Benle misin? Söylüyorum. Benim tekrar Serdar'la aynı ortamda olmam lazım. Yine her şeyi mahvetmek için mi canım? Hayır. Bu sefer bütün planı programı yaptım. Yaz bitmeden yaz sonuna doğru evlenme teklifini almış olur. Hedef koymak güzel tabii de. Acaba birazcık da gerçekçi mi olmak lazım Ezgi'ciğim? Gayet gerçekçiyim. Rahat olun. Bakın, anlatıyorum. Bir erkek en çok üçüncü buluşmada evlenme teklif edip etmeyeceğine karar verir. Yani zaten Serdar da üç ay içinde teklif etmezse ümit keseceğim. Üç ay mı? Ay yok artık, daha neler. Ben tabii size henüz bomba haberi vermedim. Hı. Pislik nişanlanmış. Ne? Ya. İyi de daha siz ayrılalı 3 ay oldu ya. Ne ara nişanlandı ki bu? Diyorum işte. 3 ay. Gerçi doğru. İlker de ilişkimizin 2. ayında evlenme teklifi etmişti. Kabul etmez olaydım. Domuz. Ay. Ezgi, nereden getirdin aklıma ya? Bizim Levent'le bir yılı geçti. Ne yani, şimdi onun benimle evlenmeye niyeti yok mu? Gerçi bırakın evlenmeyi. İlişkimizi kızı duyacak diye rahatça yaşayamıyoruz. Senin durumun farklı. Nesi farklıymış? Levent başarısız bir evlilik geçirmiş. Ayrıca bir kızı var. O öyle hemen karar veremez. Bak bana. Bırak evlenmeyi, ben ilişki yaşamaya korkar oldum ya. Beni nedense hiçbir şey etkilemiyor. Ay evet Ezgi'cim, nedense seni hiçbir şey etkilemiyor. Ya dur, daha yeni ayrıldın ya. Ay. Sen çocuk istemiyor olabilirsin. Ama benim en büyük hayalim neydi? En az 3 çocuk. En az 3 çocuk. En az 3 çocuklu büyük, güzel bir aile. Bir ailem olsun istiyorum. Ve bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. İş işten geçtikten sonra pişman olmak istemiyorum. Ama tabii bunun için desteğinize ihtiyacım var. Tek başıma yapamam. Ben senin yanındayım canım. Tamam. Tamam, ben de yardım ederim. Ya umarım her şey istediğin gibi gider. Ne diyeyim yani? Merak etmeyin. Bundan sonra asla aynı hataları yapmayacağım. Vay. En azından hatanı kabul ediyorsun ya. Bu da bir gelişme. Kesinlikle. Ama ben senin bu gelişiminin sebebini çok iyi biliyorum. Biliyor musun? Evet. Benim okuduğum kitabı okuyorsun. Evet. Evet, kesinlikle kitabı okuyorum. Bütün taktikleri ezberledim. Ama tabii taktikleri uygulayabilmek için Serdar'la buluşmam gerekiyor ki onu fabrika ayarlarına döndürebileyim. İlginç. Sana değişik bir özgüven gelmiş. Kitaptan? Hı, kitaptan. Kesinlikle kitaptan. Okumalısın. O zaman Levent'i arayalım bakalım. En yakın zaman ne zaman Serdar'la bir organizasyonda olacak? Alo aşkım. Nasıl ya? Hem seni ispiyonlamayacak, hem de seninle sevgili olmak istemeyecek bir kız buldun, öyle mi? Yine Allah'ın sevgili kuluz işte. Kimmiş bu kız, çok merak ettim. Abi yan komşum. Ha bir de ayağına gelmiş. Çok güzel denk geldi ya. Güzel.
Peki sonrasında seninle sevgili olmak istemeyeceğine emin miyiz? Eminiz, şöyle eminiz. Ben ona bu yardımı karşılığında ilişki koçluğu yapıyorum. Sayemde bakalım inşallah bir sevgilisi olacak. İlişki koçluğu ve sen. Harika. Hatırladığım kadarıyla en uzun ilişkin 48 saat sürmüştü ve sen bunun sadece 6 saat ayıktın. Ha ha, ha. Öyle ama. İyi değil mi öyle? Ama onlar evet. Ne? El Patron dergiler. Tüm dergileri buldum getirdim. Buyurun. Yak. Öpeyim. Yüzüm görmesin ama dışarıda hallet. Ya da mutfak da uygun. Orada da çözebilirsin bu işi. Mutfak uygun mu? Mutfağı yeni temizlettik. Lütfen berbat etme. Her yer yağ içinde zaten. Değil. Hı? Peki. O zaman ben yakayım. Gideyim yakayım tabii ki. Bu arada patron, yani bu tercih mercih mevzu şuranıza kadar geldi diye düşünüyorum. Olacak şey mi ya bu? Tamam aşkım, tamam. Öpüyorum, bye bye. Pazar günü saat 1'de tenis kulübünde brunch, ardından da turnuva. Pazar mı? Hı hı. 2 gün. Hı hı. Sadece 2 günüm var hazırlanmak için. Ezgi, koskoca 2 gün. Nasılım? Spor mu yapıyordun? Pardon ya. Yani. Ne yani? Olmamış mı? Hayatım, sana daha önce söyledim ben bunu. Yani erkekler için en önemli şey ne? Dış görünüş. Vizyonsuzlar. Kural neydi? Görüntünle abla, beynini elinde tut. Görüntümü avlamaya yeterli değil mi? Ha, rahatlığı ön planda tutmuşsun. Yani benim rahatım çok yerinde, hiçbir erkeğe ihtiyacım yok der gibisin yani. Anlatabiliyor muyum? Sana baktığımda ben merhaba tanışalım mı dediğini duymalıyım. Sen daha çok böyle hadi ikile der gibisin. Olmamış. Ne yapacağız? Bekle, geliyorum. Keşke elbiseyi giyseydin. Çok iddialı olmadı mı? Çok iddialı, o yüzden de süper. Dön bakayım. Kusur bulamadın değil mi? Bulamadım, hayır. Yalnız şöyle bir şey var. Benim artık senin gerçekten aptal olduğuna hiçbir şüphem kalmadı, biliyor musun? Yani şu fizikle erkekleri kendine köle etmen için birazcık beyin bile yeterli. Seninle kavga etmem gerekiyor. O yüzden bu konuşmanın sadece iltifat kısmını alıyorum. Şansını zorlama. Kuyruğu erkekle böyle bakımsızmışsın gibi bir izlenim yaratıyor. Evde seni bekleyen 3 tane çocuğun varmış gibi duruyor ya da 10 gündür duş almıyormuşsun gibi falan. O yüzden... Tamam, şimdi hazırsın. O zaman çıkabilirim. Sana söylediklerimi unutmuyorsun. Tamam, merak etme. Yürüyüşün de aynısını söylüyor. Dünyayı ben yarattım eminliğinde ama her an kırılabilecek gibi. Aynen.
heyecanlıyım. Telefon da açık olacak değil mi? Ya sen bir rahat olsana ya, merak etme. Telefonla duymamazlık etme de. Duyarım, duyarım. İşi gerçekten biliyor. Şimdi göğüste önemli olan tabii ne belli. Ezgi, kızım ne kadar güzel olmuşsun sen öyle. Değil mi? Yani bence biraz fazla olmuş Ezgi'ciğim. Ya gerçekten mi? Dediğim gibi size Damla model yakışır. Tamam? Evet. Kim şunu sen? Ah Ezgi'ciğim. Bu ne güzellik. Teşekkür ederim Levent. Bunu senden duymak o kadar önemli ki. Ay yok hayatım, bence hala fazla. Tamam. Tamam, ben içecek bir şeyler almaya gidiyorum. Tamam mı? Ne kadar negatif. Serdar geldi mi? Yok, henüz gelmedi. Pardon, affedersiniz. Dikkat etsene. Çok özür dilerim. İyi misiniz? Sen kimsin ya? Sen ne karışıyorsun? Ben size çarptığı için yardımcı olmak istedim, yoksa... Yardım istedin mi? Ha? Her gördüğünüz kadını aciz sanmayın. Ben kendi başımın çaresine bakabilirim. Pardon. Ego tatminini git başka kadın üzerinde yap. Ego tatmini mi? Evet. Şiddeti yapan da siz, kahraman kesilen de, değil mi? Kadınına göre, durumuna göre. Allah Allah. Serdar geldi, Ezgi bak. Aa, saçmalama. Tamam, germe beni. İyi, tamam peki. Hemen geliyorum. Efendim? Nasıl gidiyor? İyi, az önce geldi. Stresli falan gözükmüyorsun değil mi? Hayır, çok rahatım. Hatta bol bol gülümsüyorum. Gülüşümün güzel olduğunu söyledin ya. Tamam, maçı izleyeceksiniz değil mi? Gülerken gördü beni. Tamam, şimdi gülümsemeyi kes artık. Çünkü bir süreden sonrası seni aptal gibi gösterir. Nereye kayboldu bu? Şu an pamuk şekerciğinin orada bir kadınla konuşuyor. Kadınla mı? Pamuk şekerciği mi? Bir dakika ya, sen ne? İnanmıyorum, burada mısın? Geleceğini hiç düşünmezdim gerçekten. Bu eğlenceyi kaçıramazdım, değil mi? Çok fenasın. Şu an sana kilitlendi. Bakıyorsan sakın bakma. Bakma diyorum sana. Niye bakıyorsun ya? Refleks olarak. Bakma diyorsan bakma.
Tamam, bağırıp durma. Şimdi dön bak. Hı? Dön bak. İyi de bakma dedin az önce. Dediğimi yap, dediğimi yap. 5 saniye boyunca gözlerine bak. Tamam mı? Bakışların ne soğuk, ne samimi olsun. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam, şimdi oradan uzaklaş, hemen yürü. Bir dakika ya, yanıma gelsin diye bakmadım ben. Hayatım, sen kaçan kovalanır duymuşsun artık değil mi? Yani o kadar da değil. Duydum tabii, anladım. Hemen ayrılıyorum. Geliyor mu peşimden? Herhalde, affedersin ya. Harikasın. Ulan kimse koşmadı değil mi senin bugüne kadar peşinden? İtiraf et. İltifat duyunca ne yapacağını bilemiyorsun değil mi? Hep böyle saçma cevaplar. Tamam orada dur, şimdi dur. Seninle konuşmasına müsaade et. İyi de ne diyeceğim? Ezgi? Aa, merhaba Serkan Bey. Serdar olmasın? Serdar Bey, pardon. Ayrıca şu beyi de bıraktık diye anlaşmıştık hani. Nasılsın diyeceğim ama harika gözüküyorsun. Ona diyecek bir şey yok. Teşekkür ederim. Bu arada bu hafta içinde kusura bakma. Çok yoğundum, arayamadım seni. Sana haftasının yoğun geçtiğini ve arayamadığını söyleyecek. Sen de cevap olarak niye beni arayacaktın ki diyeceksin. Nasıl ya? Hani ben ona yemek yiyelim mi diye teklif ettim ya. O da bana senin müsait olunca ben ararım dedi. Evet, gerçekten de bu arada öyle bir saçmalık yaptım. Biz bunu unutmak ve unutturmak istiyoruz. İyi de bu beni bunak gibi göstermez mi? Emin ol hayatım, öyle görmesi seni çok daha hayrımıza. Ayrıca biz erkekler unutkan kadınları severiz. Çünkü sizin böyle aradan yıllar geçse de hiçbir olumsuz ayrıntıyı unutmama durumunuzdan çok yıldık. Bence bu senin için geçerli değil. En uzun ilişkin eminim 48 saat falan sürmüştür. Nereden bildin? Onu da sadece 6 saat ayıktım. Ah Allah'ım, ah, senden taktik aldığıma gerçekten inanamıyorum. Hayatım, sana görüşme teklif ettiğinde bu durumu bir daha bir konuşalım. Bakalım böyle düşünecek misin? Niye arayacaktınız ki beni? Hani buluşuruz demiştik ya, sen de arayacaktın beni. Ha, öyle mi dedim? Evet. Unutmuşum. Heh. Öylesine söylemişimdir, fazla ciddi almışsın. Kızların yanına gitmem gerekiyor. Görüşürüz. Gelmiş. Ne yapıyorsun sen burada? Tenis dersim vardı baba. Tenis dersi mi? Hafta içi değil miydi o? Evet, hastayım diye gidememiştim. O yüzden dersimi bugün almıştık. Annem sen de burada olabileceğini söylemişti. Ben de gelip bir bakayım dedim. Ya, annen öyle dedi demek. Sen anneni benden selam söyle kızım, tamam mı? Bu kadın kim baba? Cansu ben, Zeynep. Tanışıyor muyuz? Hayır, tanışmıyoruz ama ben seni fotoğraflarından tanıyorum. Ve fotoğraflarından çok daha güzelsin. Fotoğraflarımı nerede gördün ki? Zeynep'ciğim, Cansu ablan benim... ...hastanemin halkla ilişkiler sorumlusu. Halkla ilişkiler sorumlusu olduğu için sürekli fotoğraflara bakıyor. Bakıyor yani fotoğraflara. Oradan biliyor. Anladım babacığım. Servisim kalkmak üzere. Ben gidiyorum babacığım. Gel bakayım buraya. Dikkat et, tamam mı? Tamam. Görüşürüz babacığım. Şu Hamdi Bey değil mi şu? Operatör Hamdi Bey. Vallahi yok. Hamdi Bey. Aa bak, burada 17 yaşındayım. Hızlı zamanlarım. Şimdi öyle değilim. Duruldum yani. Çok tatlı yani. Değil mi? Özgür. Çok. Ne var? Bir konuşalım mı? Çocukluk arkadaşım. Hep böyle zamansız. Evet, çok. Ara beni, tamam? Tamam. Sen de ara. Arayacağım. Aşık oldum abi. Ne oldu, ne oldu? Aşık oldum. Abi tam onu bir net alabilir miyim ben? Duyamıyorum çünkü. Aşık oldum abi.
Yani sadece 10 dakikada bir arada değiliz. Nasıl olabiliyor ki öyle bir şey? Ben de anlamadım abi. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Hayatımın kadını sanırım. Hocam, o hissettiğin şey aşk değil. Sayemde sonunda mutfaktan çıktığın için ve yani bir iki kadın gördüğün için senin bu hormonlar var ya, onlar atağa geçti. Seçil'le de ayrılığı bir yıl olduğu için neredeyse şu an mesela bir ineğe bile aşık olabilirsin. Yani o kadar anlam yükleme o kıza bence. Yok artık. Seninle ilgili bu konu. Tamam, renkli hayatıma geri dönüyorum ben. Aa, kızlar sizi bir arkadaşımla tanıştırayım Ozan. Gelsene. Abi. Biraz utangaçtır böyle, mahcuptur. Aşk adamı ya. Levent'ciğim bana soda alır mısın? Ne demek, almaz mıyım? Siz kızlar bir şey istiyor musunuz? Teşekkürler. Ay zor tutuyorum kendimi. Belli, ne oldu? Levent'in kızı geldi. Ay nihayet tanıştırdı mı sizi? Evet. Peki gitmemiş anladığım kadarıyla. Beni iş arkadaşı olarak tanıştırdı, düşünebiliyor musunuz? Ne? Yok artık. Ben ilişkimizi anlatsın diye beklerken onun yaptığına bakın ya. Kesinlikle çok haklısın. Ne demek iş arkadaşı ya? Yani tamam. Bunca zaman tanıştırmamasına bir şey demedik. Saygı duyduk ama artık buraya kadar gelmiş iş arkadaşı diye tanıştırmak bilmiyorum. Bana biraz samimiyetsizce geldi yani. Ne ya? Pardon bir an. Kesinlikle çok haklısın. Neyse. Geliyor, ben ona yapacağımı biliyorum. Evet hayatım, işte soda. Sevdiğin gibi limon da attırdım. Teşekkür ederim. Selamlar. Serdar'cığım. Nasılsın? İyi, sen? Gayet iyiyim. Selam tekrar Ezgi sana da. Ah, selam. Avukat hanım. Doktor bey. Cansu'cum. Merhaba Serdar bey. Evet, maç kaçta? Bir saat ver tam, şimdi ısınmaya geçiyorum. Evet, şampiyon belli. İkinci kim? Evet. Serdar her sene istisnasız şampiyon olur. Hiç kaçırmaz. Tuttuğunu kopartır. Zannedersen bu sene de öyle olacak değil mi Serdar'cığım? Göreceğiz. Kalıyorsunuz değil mi maçı izlemeye? Kaçırır mıyız? Ezgi sen? Çok pardon, hemen geliyorum. Ne oldu? Serdar yanımda. Görüyorum. Şimdi saçını oyna. Şu an o kadar güzel görünüyorsun ki sana ben bile aşık olabilirim. Gerçekten mi? Hayır. Tabii ki de havaya gir diye söylüyorum. Şu an göz senin üzerinde ve sana iltifat eden bir erkekle konuştuğunun farkında. O yüzden. Anladım. Ne yapıyorsun? Ben sana kahkaha attım mı? Lütfen doğaçlama yapmazsak. Yani avamlıkla seksilik arasında ince bir çizgi var. Tamam. Şimdi arkadaşlarının yanına git. İşinin çıktığını söyle. Gideceğini söyle yani. Ne? Final maçını izlememizi istedi. Emin misin? Öyle dediyse zaten kesin eminim. Canım kurban sensin. Ben artık ısınmaya geçiyorum. İzliyorsun değil mi? Maalesef. Benim bir programım çıktı. Gitmem gerekiyor. Ne saçmalıyorsun Ezgi'cim sen? Bir şey mi oldu? Bir şey olduysa söyle, bana söyle. Neyse kızlar, görüşürüz. İyi şanslar. Teşekkür ederim. İzninizle çantamı alacağım. Tabii. Ezgi. Ben artık gideyim yavaştan. Tabii. Giyineyim, ısınayım. Görüşürüz. Evet. Niye gidiyorum ben ya? O hayatım, sen her seferinde böyle söyleneceksen işimiz var seninle. Sen bir de beni Serdar'dan çıkma teklifi alamazsam gör. Çıkma teklifi mi? Kaç yaşındasın? 40 falan mı? Eskiden böyle bir şey vardı değil mi? Çıkma teklifi. Benimle çıkar mısın? Nereye? Ağaca. Kötü espri de o yıllarda gülüyorduk bunlara. O yıllar ne güzeldi be. Şimdi öyle mi? Görüşüyorsun, ediyorsun. Sevgili misin, arkadaş mısın belli değil. Bir türlü adı konulmuyor ilişkinin. Sayenizde. Sayemize derken? Her yüzünüze gülen, size iki güzel laf söyleyen erkeğe kanıp sevgilinizi yapmaya kalkmasanız bunlar çözülecek de. Ha yine suç bizde yani. Vay be. Siz kandırmayı bıraksanız mesela, ha nasıl olur?
sadece seveceğiniz, ilgi göstereceğiniz kadınlara güzel şeyler söyleseniz. Hı? Çok konuşuyorsun. Umarım doktorla buluştuğunda bu kadar konuşmazsın. Biraz törpülersin. İşine gelmedi değil mi? Haklıyım çünkü. Hayatım, haklı haksız yok ki bu oyunda. Kazanan ve kaybeden var. İyi tamam. Çok bilmiş. Taksi durağı yok mu burada? Eve geçiyorum. Gel benimle. Geleceğiz artık. Araban bu mu? Evet. Atla bakalım. Hadi bakalım. Saçın başın biraz dağılacak, haberin olsun. Aman dağılmasa şaşardım zaten. Ya bunun kemeri nerede? Bununki belden. Göstereyim. Hazır mısın? Hazır. Vay 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 vay! Lan yanıyor buralar be! Yanıyor buralar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özgür Bey'in misafiri benim misafirim. Hoş geldiniz. Haydar haydar, tanıştırayım Ezgi Hanım. Kendisi Cansu Hanım'ın kuzeni olur. Geçici bir süre onda kalacak. Komşuyuz yani kendisiyle. Öyle mi? Memnun oldum. Ben de. Haydar. Haydar Haydar da apartmanımızın güvenliği. Yani apartmanın sorumlusu desek daha doğru. Bakın 7/24 her türlü ihtiyaç anında bir telefon kadar yakınızdayım. Yani ekmek biter, taksi lazım olur, pusluk bozulur. Böyle sular kesilir, köpük köpük kalırsınız duşta. Konuşacak, dertleşecek birine ihtiyaç duyarsınız. O kadar olmaz. Neden ya? İnsanız hepimiz. Ya yalnızlık zor. Bir sese, bir nefese muhtaç oluyor insan bazen ya. Haydar Haydar, ver bir yanak. Biz seni tutmayalım. Gidelim. Peki Özgür Bey. Ben bunu diğerlerinin yanına çekiyorum, 6 numaranın yanına. Sen de. Zararsızdır ya. Çok severim. Ya sen ne adamsın ya. Efendim canım. Ay aklım orada kaldı. Ne yapıyorsunuz? Kızım gittiğine inanamıyorum. Şu an kaçırılır mı ya? Ne oluyor ki? Ne olacak? Serdar turnuvanın şampiyonu oldu. Tebrikleri kabul ediyor. Etrafı da kız dolu. Ah, yemek arkasından da partisi varmış. İnanmıyorum. Gerçekten mi Cansu? Ah be Ezgi. Sana beni izleyecek misin dedi değil mi? Yani bugün bu iş tamamdı. Umarım buradan birileriyle sevgili olup çıkmaz. Ortam çok müsait çünkü. Deme Cansu, deme deme. Ezgi, kalacaktın orada. Artık yapacak bir şey yok canım. Peki siz partidesiniz değil mi? Yani orada kalıyorsunuz. Ne olduğunu bana haber verirsin. Levent'le burada kalır mıyım sence? Bizim eğlencemiz canım asıl evde. Ben bugün bana yaptığın hesabını çok kötü soracağım ondan. Geç gelebilirim yani. Tamam canım, tamam. Tamam, hadi öpüyorum. Bay bay. Ah Ezgi, ah sen niye onun aklına uyuyorsun ki? Kalacaktın işte orada. Görürsün gün. Bebeğim, iyi misin? Sıkıldım, gidelim. Sıkıldın mı? Ne güzel vakit geçiriyorduk. Kendi adına konuş bence. Ah,
Anlayamıyorum. Canını sıkacak bir şey mi oldu? Şu an seninle burada tartışmak istemiyorum. İyi, tamam. Eğer sen bu kadar sıkıldıysan önden bana geç. Ben de burada biraz takılır, arkadan gelirim. Zaten öyle konuşmadık mı? Bu gece bende kalırız diye. Evet, öyle konuştuk ama birlikte diye konuştuk. Birlikte, Levent. Bebeğim, ya bak ben birkaç saat burada oyalanayım, geleceğim. Serdar çok hassas çocuktur. Yani şimdi gidersek ayıp olur, kırılır. Levent'ciğim, bence sen hiç keyfini bozma. Sabaha kadar burada takılabilirsin. Ben kendi evime geçiyorum çünkü. Deniz'ciğim, beni eve bırakırsın değil mi? Tabii ki. Tamam. Bebeğim. İyi yaptın ya, bilsin haddini. Herhalde. Onda kaldım diye havalara girdi. Şu erkek milletine iki yüz vermeye geldi. O yüzden vermeyeceksin. İşimizden geliyor değil mi? Evet, evet geliyor. Bak, sakın yalvarsa bile taviz verme, tamam mı? Gidelim. Saçmalama Deniz, o kadar da değil. Gideyim de bütün gece burada eğlensin. Atmaca gibi bekleyen kızları görmedin galiba. Ya birini beğenirse? Hayır, erkeklerin direnci benim limonlu cheesecake'e direncim kadar. Üç dakika. Hiç riske atamam vallahi. Geliyor, geliyor, yürü, yürü. Bebeğim, bebeğim. Aşkım sen hiç merak etme. Şimdi eve gideceğiz. Ben sana bir güzel kahve yapacağım. Oh, kızım. Nasıl bırakayım onu burada? Bebeğim, hadi ama çok uzattın. Levent, sen partiden ayrılmasana. Serdar'a ayıp olur. Ne? Ayıp mı olur? Ayıp olur diyor ya. Hı. Olursa olsun. Senden önemli mi? Senden değerli mi bebeğim? Hadi lütfen evimize gidelim. Tamam. Geleceğim ama sırf seninle konuşacaklarım olduğu için geliyorum. Konuşacak mıyız? Tabii konuşalım. Uzun uzun konuşalım. Hadi gel gidelim artık. Deniz'ciğim, ben gidiyorum canım. Görüşürüz. Ya bu Deniz'in olumsuz negatif enerjisine kapılıyorsun. Olayları büyütüyorsun. Saçmalama Levent. Kıskanç bir kız o. Canım çok öpüyorum. Levent'ciğim. Araba kilitliyor kendin de arada. Spor ya ondan. Ah be, ben sana ne diyeyim? Tamam, bu vardı. Bu ne ya? Ya bu olacak şey mi? Hayır, bu gerizekalı kim acaba? Pardon! Pardon! Ay şimdi yapacağımı biliyorum. Buraya park edilir mi acaba bu araba? Neyse dur, dur dur. Ben biliyorum. Arıyorum çekiciyi. Hah, gelin. Şarjım bitti. Şu an mı? Hayır, kimse yok mu? Pardon! Çok pardon. Yine mi sen ya? Ama bak, sen beni takip mi ediyorsun ha? Bak, yasalar değişti. İstesem seni iki dakikada işleri tıktırırım, beni delirtme. Bu araba senin mi? Araba yok. Araba benim değil. Ha. Telefonun var mı? Numara olarak mı? Ha. Cihaz olarak canım. Cihaz olarak aramak için. Ha, tamam. Tabii tabii. Vereyim. Buyurun. Çekiciyi arayacağım da. Hayır, gelsin çeksin bunu. Böyle bir rezillik olabilir mi ya? Gelmiş arkama, dibime kadar girmiş. Ha, çıkamıyorum da yani. Kaldım burada. Yok yok. Çekiciyi... Ben yapacağımı biliyorum. Hayır ama bu nasıl bir beyinsiz? Allah aşkına ya. Arıyorum. Alo. Alo. Evet, evet. Evet, konu bildirmek istiyorum. Araç çekilecek. Evet, manyağın teki gelmiş, dibime girmiş. Hı hı. Tabii. Tabii, hemen plaka söylüyorum. 34.
Oğlum neler diyorsun ya? İnsan inanası gelmiyor yani. Harbiden göz müyün bunları arabanın çekilmesine? Ne yapayım abi? Ne yapsaydım kızın gözünde beyinsiz durumuna düşecektim. Gerçi ben arabamı park ettiğimde onun önündeki araç yoktu ama... anlat anlatabilirsen tabii. Vallahi Brotello'm. Yani... kız seninle tanışır tanışmaz seni sindirmeyi başarmış. Geçmişler olsun. Pek de öyle ilave edecek bir şey yok yani. Hayatta başarılar sana. Geç bakalım Dalgan'a. Neyse ben eve geldim. Yarın görüşürüz. İyi hadi. Afiyet olsun. Müsaitsen gel bir şeyler ikram edeyim. Tabii ki müsaitim, müsaitim. Gerçi şu an bir kutlama partisinde olabilirdim ama... buradayım. Azıcık sabırlı olmayı başarabilirsen asıl kutlamayı sen yapacaksın, haberin yok. Acaba? Bence bugün orada olmayarak büyük bir fırsatı kaçırdım sayende. Allah aşkına neymiş o fırsat? Bugün yakınlaşıp sevgili olabilirdik. Ne sevgisi be? Orada kalsaydın eline geçebilecek tek şeyi söylüyorum sana, bir gecelik ilişki. Asıl istediğin buysa bilemem. Saçmalama. O zaman sızlanmayı kes. Bugünün kazananı sen olacaksın. Nasıl olacak o? Allah aşkına söyle. Aradığında seni görürsün. Beni aradığında. Etrafında bugün o kadar kız varken beni düşünüp beni arayacak. Esasında benim bugün off günüm. Yani biraz kafa dinlemeyi planlıyordum ama. Yani? Gideyim mi? Dırdır yapacaksan evet. Bana bak. Sen var ya, bence benimle dalga geçiyorsun. Böyle düğüne kadar beni oyalayacaksın. Sonra işin bitince ya ben beceremedim kusura bakma falan diyeceksin. Aa iyi fikirmiş ha. Ya iki dakika doğrudur ya, iki dakika. İki dakikaysa dururum. Zaman tutuyor musun? Delirtme beni ya. Hayatım bak bu apartman böyle bağırışlara çağrışlara böyle bir takım çılgın faaliyetlere falan alışkın. Sıkıntı yok onda ama yani yine de böyle açık alandayız, biraz volümü indirirsen. Lütfen sakin olabilirsek. Büyük kıl oluyorum sana, büyük. Al. Gözümü çıkar artık ya elime. Artık çıkartayım da kurtulayım. Az bile yapıyorum sana. Nalet. Ah Ezgi, ah ah. Akıl aldığın adamlara bak kızım ya. Onun kendine aklı var mı ki sana versin? Ah. Ama bitti, yok. Anlaşma falan hiç. İptal, iptal ediyorum. Sanki sözleşme mi imzaladık ya? Zorla mı götüreceksin beni düğüne? Bakarım ben başımın çaresine. Benim aklım bana yeter. Denize düştük diye yılana sarılacak değiliz. İşte Cansu arıyor. Kim bilir partide ne oldu? Eğer başka bir kızla yakınlaştıysa camdan atarım seni. Gözünün yaşına bakmam. Serdar? Serdar arıyor. Ne diyeceğim ben şimdi? Özgür. Özgür. Girebilir miyim? Girmişsin zaten. Gireceğin kadar daha ne gireceksin? Ben düşündüm de uzun uzun. Sana biraz fazla tepki vermiş olabilirim. Aradı değil mi? Aradı. Ve ben ne diyeceğimi bilemediğim için açamadım. Ne yapacağım? Hayatım ben de akıl olsa vereyim de sana. Yokmuş. Sendeki akıl fikir sana yeter. Duvarlar o kadar ince mi ya? Ya. Anlaşmamız da iptalmiş, öyle mi? Nasıl olsa sözleşmemiz falan yokmuş, yazılı. Senin de sözüne pek güven olmuyormuş, onu da anlamış olduk yani. Aa, aşk olsun ya. Saçmalama. Yani ben onu öyle bir sinirle söyledim. Yoksa tabii ki sözüme güvenebilirsin. Yok yok, ben anlayacağımı anladım. Madem anlaşmamız iptal, karışmıyorum ben hiçbir şeye. Ya saçmalama. Bak, tamam, sana söz veriyorum. Bir daha dırdır etmek, sorgulamak hiçbir şey yok. Sen ne dersen o. En sevdiğim kadın tipi. Tahmin ettim. Ya ben senin gibi arızayı bile 3 günde muma çevirip istediğim kıvama getirmişim. Sen hala benim aklımı zorluyorsun ya. Geçici bir süre diyelim ona da. Şimdi sen bana arayıp ne söyleyeceğimi söyleyecek misin? Hayır.
Hayır mı? Bana bak, eğer yalvaracağımı bekliyorsam avucunu yalarsın. Duramıyorsun değil mi? İki dakika çirkefleşmeden duramıyorsun ya. Ama sen de hala diyorsun ki yani yardım etmeyeceğim. Ben şu an aramana gerek yok anlamında. Hayır, arama yani, hayır. Aramıyor muyum? Şimdi değil. Çünkü şu an sen yakışıklı, sana ilgi duyan bir erkekle hoşça vakit geçiriyorsun. O yüzden telefonu duymuyorsun. Yani onun öyle sanmasını istiyorsun. Aynen. Ve sen ulaşılması zor bir kadın olduğun için de öyle aramalara falan hemen dönemiyorsun yani. Peki tam olarak ne zaman dönüyorum? Yarın sabah. Yarın sabah mı? Hı hı. Yarın ben seni ararım. Ne diyeceğini falan anlatırım, onu konuşuruz Bilal'e. Müsaadenle şu an benim gitmem gerekiyor, biriyle buluşacağım. Bu arada muhtemelen eve yalnız dönmem. Böyle aniden girip çıkıyorsun ya terasa. Yani uygunsuz bir şeyle karşılaşmanı istemeyiz. Uyarayım dedim. Tamam, çok meraklıyız, girmeyiz. Ha bu arada, çok ses yapmazsanız sevinirim. Malum duvarlar ince. Söz veremeyeceğim abi. Niye açmadım ki telefonu? Ne diyecekti acaba? Ya yarın söyleyeceği şeyden vazgeçerse? Hata ettim. Hata ettim açmamakla. Yine arıyor. Ne yapacağım ben, ne yapacağım? Açayım yani, belki acil bir şey vardır. Saçmalama Eski. Acil olan ne olabilir ki? Ya yine ararsa? Hayır, ne diyeceğim acaba ben yine ararsa? Aman ya, of! Özgür! Özgür! Aman bana ne? Özgür! 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 Gözlerim kapalı. Bakmıyorum, hiç rahatınızı bozmayın. Sadece iki saniye bir şey soracağım. Özgür! Serdar! Serdar aradı. İki saniye bana ayırırsan. Özgür! Özgür! Yalnızım. Sen biriyle gelirim belki falan demiştin de. Bu seni kıskandırmak içindi. Kıskandırmak? Beni. Niye? Ezgi. Hı? Ezgi. Sana aşık olduğumu anlamamış olamazsın. Aşık mısın bana? Sen aşka inanmam falan gibi bir şeyler söylemiştin bana. Seni tanımadan önceydi. Biliyor musun, ben beni öptüğün o an aklımdan çıkartamıyorum. Hmm. Sen de o an düşünüyor musun? Ben tabii o geceyi tam olarak hatırlayamadığım için. Ben her sahnesini hatırlıyorum. Kokunu, dudaklarındaki o muhteşem tadı. Hmm. Her şeyi hatırlıyorum. Gerçek gibiydi. Resmen psikolojimi mahvettin. Sakın, sakın Ezgi. Ay daha neler ya? Aa! Üstüme ilk sağlık. Hayır, hayır.
Daha neler? Ne münasebet ya? Üstüme iyilik sağlık. Ona mı kaldım ben? Yıllarca uğraş dedin. Sonra? Sakın eski. Bak sakın. Alt tarafı bir rüya. Gerçek gibi algılama sakın. O bay yanlış. Senin hedefin bay doğru. Bay doğru. Yakışıyor mu hiç sana? Ne konuşmuştuk? O kadar uğraştın. Her şey iyi olacak. Hedefler, hayaller. Akıllı kadınsın sen. Senin hedeflerin var, hayallerin var. Düşünsene, küçük küçük ezgiler. Beyaz gelinlik. İşte senin hedefindeki erkek. O pislikten önce evleneceksin. Bunu düşün, buna odaklan. Şimdi daha iyi oldu. Gayet iyi. Her şey yolunda. Efendim? Yatakta mısın hala? Evet. Tabii bütün gece yedin bitirdin değil mi kendini? Acaba hemen arasa mıydım diye. Hayır, sapık bir yan komşum vardı. Onun gürültüsünden uyuyamadım. Sapık mı? Ne biçim lakırdılar ya bunlar? Ne yaptığımızı hayal ettin ki sen? Merak ettim şimdi. Hiç, hiçbir şey hayal etmedim lütfen. Hadi sabah sabah sinir yapma da gel terastayım bir kahve içelim hem doktoru ararsın. İyi madem, geliyorum. Kahven. Teşekkür ederim. Günaydın oğlum, günaydın. Yerim seni, özledin mi beni? Evet. Evet, arayıp ediyorum şimdi. Muhtemelen bu akşam için program yapmak isteyecektir. Müsait olup olmadığını soracaktır. Müsait değilim diyeceksin. Yine mi? Yine. Yine dırdır yapmaya başlayacaksan ben içeri giriyorum. Tabii ya, senin için hava hoş her akşam başka kadınla eğlenirken. Senin de amacın eğlenmek değil, evlenmek olduğunu zannediyordum ben. Sustuğuna göre devam edebilirim. İkinci sorusu da muhtemelen bu hafta içi hangi gün müsait olursun gibi bir şey olacaktır. Sen de bu hafta olabilir, bakacağım falan gibi yuvarlak bir cevap vereceksin. Okey. Bu hafta olabilir. Harika. Peki hangi gün müsait olabileceksin? Gerçekten hiç bilmiyorum. Peki seni görmek için sabırsızlandığımı söylesem? Durumuma bakayım, tekrar haberleşelim der. Niye ya? Aha. Alo, orada mısın? Evet, buradayım. Ben bir duruma bakayım, haberleşelim. Nasıl istersen. O zaman... Alo? Oha, bir veda etseydin ya, böyle patladığına kapattın. Kapat dedin. Doğaçlama yapınca kızıyorsun. Hı, aferin. Ayıp mı oldu şimdi? Kaba biri gibi durdum. Boş ver, daha değerli olursun, kıymetli olursun. Boş ver. Vay be. Daha kıymetli. Yıllardır hiç doğru davranamamışım. Hiç. Ah eski, ah, ah. Efendim? Ben sana dedim değil mi? Bak Serdar akşam kesin partide biriyle tanıştı.
Az önce de randevulaştılar. Gerçekten mi? Ha, yoksa kıza şey mi dedi? Seni görmek için sabırsızlanıyorum. Aa, sen nereden biliyorsun? Bilmem nereden biliyorum sence? Yok artık Ezgi, konuştuğun sen miydin? Yani bilemiyorum, galiba bendim. Ay inanmıyorum, sen bana şimdi hemen bütün detayları anlatıyorsun. En ince ayrıntısına kadar anlatıyorsun, çabuk. Şimdi en baştan başlıyorum. Bak tatlım. Kızla ilgili tek bildiğim şey plaka numarası. Tek şey değil şimdi, manyak olduğunu da biliyorsun. Pablocuğum sen söyle yani, lastiklere tekme atmak mesela. Çağ dışı. Yani ne oluyoruz? Tamam kabul, biraz sinirli bir tip. Ben sana söyleyeyim, onun hayatında en az bir yıldır kimse yoktur, kesin. Öyle mi diyorsun? Olabilir gerçi, evet. Yani biraz erkek düşmanı gibi de. Biraz mı? Hı. En tehlikeli kadın tipi bence. Niye? Sinirli diye mi? Hayır, fazla akıllı diye. Tamam işte abi, ben zaten akıllı kadınları seviyorum, biliyorsun. Deniz Koparan. Neyi? Tuttuğunu. Ah, kim o? Dünkü kız. Yani plakasını sorgulattım, Deniz Koparan'a ait. Deniz Koparan kim ya? Kız bu değil mi? Evet, bu nereden buldun? Cevval abi, kız işte iş bitiriyor yani. Bu arada bağlantın kimse benim o dijitaldeki röportajı da bir... Neyse, onu konuşuruz. Sen ne bunları çözemiyorsun, düşünemiyorsun. Aa, iki saattir ben sen bunları falan araştırmışsındır ya konuşuyorum seninle. Yani internetten baktım da öyle artık görünmüyor ki plakadan falan isimler, çıkmıyor. Sen ne bunları düşüneme. Akıllı kadın seviyorum diye öyle ortalıkta. Ya olacak işte. İki günde seni parmağında oynatır bu kıza. Bak ben sana diyeyim yani. Bir kere soy ismine bak yani. Koparan. Sırf buradan zaten uzak durman için yeterli bir sebep yani. Çok önyargılısınız. Avukatmış. Oo bir de, abi şu konuşma şu an hiç yaşanmadı. Yok, tamam yok. Hemen dağılıyoruz buradan. Sen kızı falan hiç görmedin, sen ismini falan hiç bakmadın. Abi sonlandırıyoruz. Niye ki? Niye ki mi? Abi çocukluk arkadaşımsın ya, o kadar hatırım var bilmem ne. Bilemiyoruz sana, seviyoruz seni. Bak canım, avukat kadınlar fena olur. Yani zor olurlar, kandırması zor olur. Tamam mı ya, böyle beyin kıvrımları falan ilginçtir. O konuları farklıdır. Yani rahat edemezsin. Rahat edemezsin. Arkadaşlar, ben rahat olmak istemiyorum ki. Ben huzurlu ve mutlu olabileceğim bir ilişki arıyorum, bu kadar. Ya sen kaşınıyorsun, illa kaşınacağım diyorsun. Git ara, tamam. Hemen git ara avukat kızı. Zaten telefonu falan... Buldum. Hı. Veriyorum onu. Hayır. Saçmalamayın. Arayıp ne diyeceğim? Hava nasıl bozuyor, bir açıyor, bir kapıyor da. Bizim tekrar bir şekilde denk gelmemiz gerekiyor. Rastgele. Hakikaten sen ne tür bir şakasın ya? Onu da düşündüm ben. Şimdi, internette gittiği spor salonundan fotoğraflar paylaşmış. Özgür Bey sizinle aynı salona gidiyor. Formfit. Orada bir karşılaşmış gibi falan belki. Aa bir saniye. Bir dakika. Bir saattir gözüm ısırıyor diyorum. Tamam nereden diyorum. Şu an oturdum. Ne o? Spor salonu işte oradan. Ne olmuş ki? Spor salonundan. Eminiz değil mi abi? Spor salonundan tanışıyorsunuz. Herhangi bir aranızda bir şey geçmedi yani. Yok canım, olsa şeyler. Bir geliyor mu görüntü kareler? Bir dumbbell alışverişi, size 5'i vereyim, 8'i bana verin. Saçma. Yok abi, o kadar da değil ya. Yok. Ha, tamam güzel. O zaman ben de senin spor salonuna yazılıyorum abi. Hem bayağıdır da spor yapmıyorum, iyi olur. Hem denk gelme şansımız var, teşekkür ederim. Abi sen spora yine gel, hobi olarak yap zaten sağlık için de. Bu tarz kızlar yani böyle pek spor mipor öyle tavlayamazsın değil mi Pablo? Daha böyle iş odaklı yani, yanaşmak lazım. Yani bizim gibi yapman lazım. Biz gibi. Siz gibi. Bizim. Bir de şu saflığı bırak. Biraz saflığı bırak. Tamam. Boş konuşuyor. Evet. Ay hala konuştuğu kişinin sen olduğuna inanamıyorum Eski. Yani aferin, azmettin, başardın ve kadehimi sana kaldırıyorum. Ay yok artık Cansu. Yani gören de gerçekten bir ödül aldığı, o kutlanıyor falan zannedecek. Alacak canım o ödülünü. Hem de 4 karat bir tek taşla alacak. Abartma ya, 4 karata gerek yok. 1 karat yeter. Sakın, hemen iptal et. İptal et. İptal. Hı. İptal. Denizciğim sen de olumsuz enerji vermeyi bir kenara bırakır mısın? Herkesin önceliği kariyer olmak zorunda değil. Yani en azından şimdi. Tamam, bir şey demedim. Hiç tartışmayalım. Asıl sen anlat, ne oldu dün akşam? Levent ne dedi mesela? Ne desin? Seni kız arkadaşım olarak tanıştırsaydım, eve gelirdi, eşyalarını alıp yerleşirdi, bize huzur vermezdi dedi. Alıştırıp doğru bir zamanda söyleyecekmiş. Yani aslına bakarsan çok da haksız sayılmaz bence. Şimdi düşününce ben de babamı kıskanıyordum. Hatta şimdi bile kıskanıyorum.
Yorum yapmak isterdim ama babamı en son 5 yaşında gördüğüm için pek hatırlamıyorum. Ben de çok kıskanç bir çocuktum ama benim babam da inanılmaz çapkındı. Doğru. Teyzemi az aldatmamıştı. Ya hatırlıyor musun Ezgi? Bir kere annemle beraber babamın iş yerine gitmiştik de sekreteriyle basmıştık. Ay zavallı annem. Nasıl üzülmüştü. Ben de dayanamamış babama saldırmıştım. Bir de yüzüne tükürmüştüm. Hadi canım. Vallahi yapmıştım. İnanmıyorum. Selam. Serdar Bey nasılsınız? İyiyim, nasılsınız? Serdar geliyor. Güzel. Güzel. Ay gördü bizi, bu tarafa geliyor. Nasıl gözüküyorum? İyi, güzel gözüküyor. Sakin ol, gayet iyisin. Ya yanlış bir şey söylersem? Nereye? Nereye? Ezgi, nereye? Ezgi. Ezgi ne? Hanımlar. Merhaba. İyi akşamlar doktor bey. Avukat hanım. Ezgi? Ezgi lavaboya kadar gitti. Gelir birazdan. Peki. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? İyi. Gayet. Sizin nasıl? Açmıyor. Hadi. Hadi aç, 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 aç. Ne yapıyorsun Ezgi? Sakin ol. Alt tarafa ayaküstü konuşacaksınız. En kötü ne olabilir? Halledersin sen. Sağlıklı besleniyoruz gördüğüm kadarıyla. Aa, merhaba. Selam, nasılsın? Teşekkürler, sen? Güzel tesadüf oldu böyle ya. Bu akşam buraya aslında seninle gelmeyi planlamıştım. Belki seninle gelemedik ama karşılaştık. Kaderden kaçılmaz dedikleri bu olsa gerek değil mi? Gerçi biz konuşuruz demiştik ama sonra iletişime geçemedik. Planını, programını ayarlayabildin mi? Yani ayarlayamadım. Sen de işinde yoğunsun galiba. Yani ben de işkoliyim de bu kötü bir şey değil ama bazen kendine bir ara yaratman lazım. Değil mi? Neyse, ben sizi baş başa bırakayım. Tekrar afiyet olsun. Hı hı. Haberleşiriz. Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba. Bravo Ezgi. Olacağı buydu. Yoğunum diye diye adım kaç kere ektin? Hani iyi ki işkolik olduğunu düşündü. Ne iyi ki, ne iyi ki? 10 tane adımı bir arada idare ettiğini de düşünebilirdi. Acaba işsiz olduğumu öğrendiğinde ne düşünecek? Bir de o var değil mi? Benim? Çok acil iş bulmam gerekiyor. Hayatım ben zaten bir sürü yere söyledim. Yarın arar tekrar sorarız. Sen merak etme, bulacağız. Ben de merak etme. Yarın araştıracağım ben. İş yok, bir tane. Ekmek ustası. Ne haber? İyiyim, sen? İyi, iyi. Allah iyilik versin. Ne o arkadaş bulması? Ha, işmiş ya. Beni aramışsın. Ya evet, sonra geri döndüğünde gördüm ama dönemedim, işim vardı. Kim oldu? Serdar'la karşılaştım gittiğim mekanda. Yani o yüzden seni arayayım dedim. Çünkü doğaçlama yapınca kızıyorsun. Konuştunuz mu peki? Evet. Beni görür görmez yanıma geldi. Randevu vermem için çok ısrar etti. Artık senin nasıl ego yaptıysa. Niye ego yapmış olsun ya? Belki adam gerçekten benimle görüşmeyi çok istiyor. Hadi sen de Japon balığı hafızası var herhalde. Daha geçen hafta sen ısrar etmemiş miydin? Yemek yiyelim diye. Sallamamıştı ya seni hani. Tamam, hatırlatma. Bir şey diyeceğim. Gün vermedin umarım. Yok, vermedim. Ama bu sefer de yoğun iş programından ötürü işkolik olduğumu düşündü. Düşünsün. Sen niye sıkıntı yaptın ki bunu kendine? Yapmayabilirdim. Eğer bir işim olsaydı.
Doğru, sen kovulmuştun değil mi? Kovuldum demeyelim ona da. Karşılıklı olarak iş akdimizi feshettik. Sen nereden biliyorsun? Yani benim senin hakkında bilmediğim pek bir şey kalmadı zaten. O oteldeki geceden sonra. Hakikaten sen kafayı bulup nasıl hapsettin beni o gece oraya ya? Cidden hatırlamıyorsun değil mi? Ya belki bulanık kalsın istiyorum oralar. Niye hatırlatıyorsun sürekli? Unutmak istiyorum, girme oralara. Zaten o geceden sonra ben niye hala seninle görüşüyorsam o da bir muamma yani. İşin düştüğü için olabilir mi? Hadi benim işim 2 günlük. Seninki kaç gün sürecek onu Allah biliyor. Ne yapalım? Anlaşma anlaşmadır. Sen de bir an önce teklif almamı sağla. Bir an önce kurtul benden. Onun için uğraşıyorum ben de işte. Bir hedefe bak, bir eldeki malzemeye bak. Yani imkanlar kısıtlı. Adam doktor, sen işsiz. İyice böyle, iyice yerin dibine sok beni, iyice depresyona gireyim. Senin amacını biliyorum ama ben. Sen böyle beni yıldıracaksın, anlaşmadan vazgeçireceksin. Zor geldi tabii değil mi? Takılıyorum ya sana, sevdiğimden. Biraz daha takılırsan düğüne yalnız gideceksin. Tamam, becerileme. Ya sen de çok üstüme geliyorsun ama. Ya ben 2 günde iş bulmaya çalışıyorum bunda, 2 gün. CV'mi yollamadığım yer kalmadı. Her yere yolladım. Organizatörlük, halkla ilişkiler, pazarlama yok. Ama yeni mekanda çalışabilir aslında ya. Yani ihtiyaç da var, neden olmasın yani? Ama var ya, hepsi senin yüzünden, hepsi. Bana verdiğin taktiklerde bir sıkıntı var senin. Adama böyle senin aklına uyup yoğunum yoğunum demeseydim, o da benim işkolik olduğumu düşünmeyecekti. Aman 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 aman, yok yok yok, Allah korusun ya, tüm gün aynı yerde. Olacak iş değil. Sen yine çemkirmelere başladın. Ben seni hiç, hiç tutmayayım. Sana böyle iyi iş aramalar. Bir şey yapma arkamdan bu sefer. Bu arada papatya şey içiyorsun, farkında mısın? Niye acaba? Sakinleştiriyor. Emin misin? Dengede tutuyor. Yani barın bel kemiği benim. Ne demişler? Akakçe kare gün içindir. Değil mi? Hı hı. Değil mi? Ne yaptık? Güzelsedik mi onları? Güzel, güzel. Nasılım güzel? İyi. İyi mi? Yani mi? Yoksa gayet iyi mi? Gayet iyi ben. Randevum var. Avukat kızla görüşmeye gidiyorum. Gerçekten mi? Sen hangi ara randevulaştın, konuştun? Bak dediğin kadar zor bir kız değilmiş demek ki. Ha yok, yanlış anladın. İş görüşmesine gidiyorum. Ha, taktik aynı. Kim olduğunu söylemiyorsun, tesadüfmüş gibi yapıyorsun. Aynen. Bravo. Peki bir soru. Şapkalı mı, şapkasız mı? Şapkalı. Sofistike. Ne istediğini biliyor. Ben seçilmem, seçerim tarzı. Yürü buradan. Bu lazım mı? Alıyorum yok, ben yok. Bunu. Ah. Oğlum bu ne lan? Dışarıda cayır cayır yanıyor. Evet. Avukat kızla görüşmeye gidiyorum deme. Evet abi, görüşeceğim. Hatta görüşmeye geç kalıyorum şu anda. Bak çok rica ediyorum, kız avukatımızı yapma. Başımıza sarma ya. İş odaklı yaklaştıran sendin. Abi ben o kanaldan gir dedim. Kalkıp iş yap demedim. İkisi farklı şeyler. Sanki eski avukatımızdan biraz şikayetçi gibiydin değil mi? Ben kaçtım abi. Bana şans dile lütfen. Bay bay. Büyüteç almayacak mısın? Yok Cansu, yok. Nerede? Onca yere CV attım. İnsan nezaketen döner bir. Biri bile dönmedi. Bende de bir gelişme yok canım ya. Yani aklıma gelen herkese söyledim. Tanıdık tanımadık herkesi aradım. Yani Levent'e de söyledim. Levent de araştırıyor bir taraftan ama. Aslında buluruz bulmasına da zaman yok. O pislik yüzünden onca yıllık kariyerimi heba ettim. Tabii özel sektör insanın gözünün yaşına bakar mı? Yok bunalımdaymışsın, yok depresyondaymışsın. Umurlarında sanki. Tamam canım, ne yapalım? Köleleriz işte hepimiz. Neyse sen sıkma canını, tamam mı? Tamam canım. Görüşürüz. Tamam hadi, öpüyorum, bay bay. Deniz Hanım'la bir görüşmem vardı da. Tabii, kim diyelim? Ozan Dinçer. Deniz Hanım, Ozan Dinçer Bey geldi. Bekliyor, soldan ilk masa. Teşekkürler. Aa, Deniz Hanım siz miydiniz? Ne büyük tesadüf. Evet. Ama anca filmlerde. Kim oldum plakamdan buldun herhalde, değil mi?
Avukat olduğumu görünce de tabii. Yok yok, siz beni yanlış anladınız. Yalnız sen plakayı sorgulatırken benim de elim armut toplamadı. Ben de sorgulattım herhalde. Ozan Dinçer. Arabanı çektirmem sana yetmemiş anladığım kadarıyla. Tamam. Tamam, itiraf ediyorum. Kim olduğunuzu bilerek geldim. Ama sadece sizi görmek için gelmedim. Yani gerçekten bir avukata ihtiyacım var. Biraz daha konuşmaya devam edersen gerçekten bir avukata ihtiyacın olacak. Çünkü seni içeri tıktıracağım. Ya düş yakamdan ya, Allah Allah. Ozan şef. Merhaba ama çıkaramadım. Daha tanışma fırsatımız olmadı. İrem ben. Avukat İrem Çelik. Memnun oldum. Ben size hemen bir kartım vermek istiyorum. Şöyle buyurun. Teşekkürler. Bu arada söylemeden edemeyeceğim. Yemeklerinizin daimi müşterisiyim. Gerçekten enfes. Öyle mi? Çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Tartışılmaz. İstanbul'un en iyi restoranının şefisiniz. Hem çok iyi bir mekan hem de yemekleri sizin sayenizde tek kelimeyle efsane. Çok teşekkür ederim. Bunları duymak çok memnun etti beni. Çok sağ ol. Bu arada bizim patronumuz Ercüment Bey de sanıyorsunuzdur. O da müdavimlerinizden. Ercüment Şengezer. Evet evet, tabii ki tanırım. Çok severim Ercüment Bey'i. Çok güzel. Belli ki aranız iyi, bayağı yakınsınız. Tabii yakınızdır, evet. Çok güzelmiş. Keşke geleceğinizi bilseydik kendisi de. Eğer ki Deniz Hanım'la henüz anlaşmadıysanız, ben seve seve avukatlığınızı yapabilirim. Gıda sektörüne hizmet veren birçok şirketle çalışıyorum ve emin olun bu konuda oldukça tecrübeliyim. Şöyle yapalım, masama doğru gidelim, ben size yardımcı olayım. Biz Ozan Bey'le anlaştık. Bundan sonra firmaların avukatlık işlerini ben de yapıyorum. Ozan Bey, buyurun. Peki o zaman, ben tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de öyle, teşekkür ederim. Görüşürüz. Evet. Umarım şirket avukatlığınızı kabul etmem havaya girmene sebep olmamıştır. Yok hayır. Ben boyumun ölçüsünü aldım. Ayrıca niye kabul ettiğinizi de biliyorum. İyi bari. Pardon, buna bakmam lazım. Tabii, buyurun. Efendim? Evet, evet, benim yakın arkadaşım. Tabii tabii, işinde çok titizdir. Ben kefilim, zaten CV'sinde hepsi yazıyor. Halkla ilişkiler mezunu, evet. Tamam, bakın bu benim için çok önemli. Tamam, sizden haber bekliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Çok pardon, kulak misafiri oldum. Arkadaşınız iş mi arıyor? Evet. Aslında biz de yeni açacağımız restorana halkla ilişkili birini arıyoruz. Yani eğer yanlış anlamazsanız tabii ki. Mekandaki organizasyonlarla, reklam ve tanıtım işleriyle ilgilenmesi gereken birini arıyoruz. Öyle mi? Evet, yani belki arkadaşınız ilgilenir. Tabii, yani tabii ilgilenir. Süper. Evet, şirketle alakalı. Yıldım tekrar tekrar kontrol ederek çok sevinirim. Çünkü yan taraf büyük problemli. Onu sürekli kontrol edelim. Ozan Bey. Ezgi Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, direkt ofise geçebiliriz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun Özgür Bey. Ustam, Ozan yok mu? Az önce buradaydı. Misafire geldi. Ofise geçtiler. Siz ne yaptınız? Bu hafta sonu artık teslim değil mi? Teslim Özgür Bey. Süper. Bar ne durumda? İstediğiniz değişiklikleri yaptık. Ama yine de kontrol edebilirsiniz. Bakayım ya. O zaman şartlarda anlaştıysak hayırlı olsun diyebiliriz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bahsettiğim gibi ben anca önümüzdeki hafta başlayabilirim. Tamam, sorun değil. Biz de zaten anca tadilat hallederiz. Yalnız sizi bir ortamla tanıştırmak isterim. Olur tabii. Önümüzdeki hafta sonuna kadar ne zaman isterseniz. Tamam, onu planlarız. Buyurun. Usta var ya, çok iyi olmuş ya. Kusur falan arıyorum, bulamıyorum yani. Harika. Buyurun.
Buyurun. Haberleşiriz o zaman. Ah! Sen ne zaman geldin? Yeni sayılır oğlum. Double check yapıyordum. Çok iyi olmuş lan mekan. Buyurun. Evet. Ya tüh, keşke. Ya bilseydim seni tanıştırırdım gitmeden. Avukatı buraya getirdim deme. Yok artık. Ha öyle. Ağzın kulaklarına vardığına göre hiç fena geçmemiş görüşme. Yani sayılır. Beklediğimden çok daha iyi bir cevap. Evet. Kendisi yeni avukatımız. Hiç şaşırmadım. Bu arada arkadaşını da işe aldım. Halkla ilişkileri birini arıyorduk ya. Arkadaşını işe mi aldın? Oğlum delirdin mi sen? Niye ki? Oğlum atalarımız vakti zamanında bu konuya değinmiş. Ne demişler? Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Bunu boşuna dememişler. Sen bu sözü hiç duymadın herhalde. Ha? Ya agresifse diğeri gibi o da? Ya böyle müşterilere falan saldırırsa? Ya yok be abi ya. Kız bayağı kibar, naif bir kız. Merak etme. Ayrıca atalarımızın bu söylediğine de katılamayacağım yani. Ya bir sana bak, bir de bana bak. Ne var oğlum benim halimle? Ya farklıyız yani işte. Ha sen yine de kızla görüşmek istersen, konuşmak istersen yine arayayım kızı. Boşuna heveslenmesin. Çünkü ben bayağı olumlu döndüm kıza. Yok ya tamam, sen olur diyorsan. Okey. CV'si bayağı güçlü kızın. Hayır belli ki şey de ihtiyacı var. Merak etme, ben kimseye şirin görünmek için işe almadım yani. Ama her halükarda bir şirin görünüyorsun sen. Evet. Hemen aydı değil mi duruma? Ya seni görür görmez anladı yani. Görür görmez olsa iyi. İsmimi duyar duymaz anlamış. O da tabii plakayı sorgulatmış. Üstüne bir de ben arayınca... Yalnız bu kız benim zannettiğimden daha akıllıymış. Tehlikeli yani. Tabii böyle bir avukatımız olması iyi bir şey. Yalnız şöyle bir durum var, onu hemen söyleyeyim, uyandırayım seni. Böyle tipler işle aşkı asla karıştırmaz. Ne diyorsun ya? Abi. Harbi mi diyorsun? Tabii abi. Ya bin bir tane prensibi falan vardır onun. Kendi bacağına sıkmışsın söyleyeyim. Düşün sen bunu. Harbi mi ya? Sayende. Çok teşekkür ederim. Deniz'ciğim, umarım senin için de yakın zamanda bir kutlama yaparız. Kızlar hiç merak etmeyin. Bunun için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Yönetici avukat olmama çok az kaldı. Canım, ben işinden bahsetmiyorum yalnız. Ben Ozan Şef'ten bahsediyorum. Adama bak ya. Nasıl da azmetmiş, bulmuş, gelmiş. Cansucuğum, onunki azim değil. Onunki manyaklık. Ya o duaysa şu anda müşteri kaçırmamam gereken bir dönemdeyim ben. Cansucuğum, hiç manyak gibi görünmüyordu. Yani gördüm. Tam tersi, görüşmede aklı başında, beyefendi ve son derece kibar görünüyordu. Aman aman aman, ben onun gibileri çok gördüm. Biliyorsun, onları anca etkileyene kadar yani. Ay Deniz, sen de erkeklere karşı ne kadar güvensizsin ya. Öyleyim canım, evet güvensizim. Bunun içinde sebeplerim var. Ve bu sebepleri siz çok iyi biliyorsunuz. Benim de sebebim var. Ama gördüğün gibi ümidimi hiç kaybetmiyorum. Kaybetmek de istemiyorum. Ya, hala ümidim var yani. Evet var canım. Çünkü biz aşk kadınlarıyız. Ümidimizi hiçbir zaman kaybetmeyiz. Ayrıca bak görürsün, bu yıl bitmeden ikimiz de evlenmiş olacağız. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum tabii. Hı? Bak işte, işaret de geldi. Serdar. Kızım ama artık bu ne ısrar kıyamet ya? Sen de artık iş bulduğuna göre görüş bence bir an önce. Ay evet, doğru söylüyor. Ne olur artık itici olmaya başladın canım. Haklısınız. Açıyorum. Aç. Efendim? Hı. Evet, evet, müsaitim. İyiyim, sen? Tabii, bakabildim programıma. Cuma uygun benim için. Tamam. Görüşürüz. Hoşça kal. Cuma görüşüyoruz. İşte bu. Hadi tamam, çak bakalım. Hadi. Oğlum bu mu sen? Ha? Açsana ya, niye açılmıyorsun? Ne oldu kimde ya? Bozuk mu acaba? Hadi ne olur açıl, ne olur. Bak ne olur, uykum geldi, ne olur. Hadi lütfen. Lütfen. Ulan gideli değil, sana olmuş bence. Acıldı. Arkadaşlarım, yemeğe gittik. Dur, sakin ol.
Yemeğe gittik. Birazcık eğlendik. Ha. Biraz oldu. Çok belli. Yeni işimi kutladık. Ha, öyle mi? Ha, bir dakika ya. Sen niye bu kadar şaşırdın? Ha? Ha, ne sanıyordun? Kimse beni işe almaz sanıyordun. Ama yanıldın. Yanıldın. Yanıldın, yanıldın. Bakalım sana ne kadar tahammül edecekler, göreceğiz onu. Hı? Sana sadece gülüyorum. Keyfimi kaçıramazsın. Ha, bu arada. Serdar'la cuma akşamı için radyoya ulaştık. İnşallah bir sakıncası yoktur. Cumartesi sabaha yola çıkabilecek durumda olduğun sürece sakıncası yok. Hiçbir olmaz. Resmen giyecek hiçbir şeyim yok. Ayakkabılara bak. Sen de çirkinsin. Merhaba. Alışverişe mi? Evet. Bulamadın değil mi doğru düzgün bir şey kendine göre yemek için? Duvarlar ince değil mi? Bir şeyden değil hayatım. Çok akıllıyım ben. Bir de çözdüm seni. Biliyorum yani bir şeyden değil. Sen nereye işe mi? İnanmazsın ben de alışverişe. Düğün için bir şeyler lazım üzerime. Bakacağım. İyi böyle ya. Takılırsın oraya. Benim işim bitti. Yani beni şaşırtabiliyorsun. Böyle bir özelliğin var. Başarabiliyorsun bunu. Ne oldu? Yani bunca kıyafet arasından bu mudur? Evet. Beğenmedin mi? Evet. Şunları bir dene bakalım. Aldım. Tamam hadi bu okey. Çok güzel olmadım mı itiraf et. Var ya kesin beni görür görmez aşık olacak. Sen gerçekten anlıyorsun bu işte. Elbisenizin altına ayakkabı ister misiniz? Evet gayet iyi olur. Tabii ben birkaç model getireyim. Siz çok zevklisiniz. Bana yardımcı olur musunuz? Tabii ki seve seve. Ezgi. Soner. Seni
Seni çok iyi gördüm. İyiyim. Nasıl görmeyi bekliyordun? Bak seni çok üzdüm. Asla böyle bitsin istemezdim. Bunun için elinden geleni yaptın ama. Anlıyorum. Bana hala kızgınsın. Çok da haklısın. Sana hak veriyorum. Bunları konuşmanın artık gerçekten bir anlamı yok. Tebrik ederim bu arada. Evlilik korkunu kısa sürede yenmişsin. Neyse. Hoşça kal. Umarım bir daha karşılaşmayız. Ezgi. Ya geçen onca güzel günümüzün hatırına en azından arkadaş kalabiliriz değil mi? Arkadaş. Hı hı. İstersen nikah şahidin olayım. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Sen istersin diye söyledim. Ne bağırıyorsun? Aşkım. Bir problem var aşkım? Yok. Eski bir arkadaşla ayaküstü konuşuyorduk. Önemsiz. Neyse. Hoşça kal Ezgi. Klişe gibi gelebilir ama kesinlikle gerçektir. Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. Yemek yapan kadın erkekte iyi bir eş olabilir izlenimi yaratır. Siparişiniz efendim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi günler. Ellerime sağlık. En iyi yeri bulmuşum. Neyse. Gelelim ikinci maddeye. Evine kişisel eşyalarınızı bırakın. Bu hem sizi sahiplenmesini sağlar hem de evlilik sürecini hızlandırır. Daha iyi misin? Evet. İyi geldim. Ayrıca mağazada yaptığın şey için de teşekkür ederim. Yani sen olmasaydın çok daha kötü hissederdim. Yani belki müdahale etmemem gerekirdi ama dayanamadım, bilmiyorum. Kalkalım mı? Olur. Hadi. Hoş geldin aşkım. Merhaba bebeğim. Gel. Sen şimdi gerçekten bana yemek mi yaptın? Evet. Allah Allah. Ben senin yemek yapmayı bilmediğini düşünüyordum. Şaşırttın beni. Bayağı da bir şeyler yapmışsın. Orada ekstra bir efor görüyorum. Umarım çok yormadın kendini. Bütün gün hastanede de yoruluyorsun. Kıyamam sana.
Biliyorsun ki sen bana lazımsın. Sana yemek yapmak benim için bir zevk aşkım. Allah Allah. Hadi. İstersen sen git, içkilerimizi hazırla. Ben de ellerimi yıkayıp geleyim. Tamam. Hadi bekliyorum seni. Birdenbire evi kuzene bırakmalar, yemek yapmalar falan. Ne oluyoruz canım? Allah Allah. Bu ne ya? Allah Allah. Fark etmeden kadın ürünü mü aldım ben? Yok. Cansu'nun bunlar. Ha, eve eşyalarını serpiştiriyor. Bu bir tuzak. Eve yerleşecek. Klasik teknik. Bir yıldır evliliğin iyisini ağzına almıyordu. Ne oldu şimdi? Birden mi bastıracak acaba? Ah, birden bastıracak. O da ne? Diş fırçasını bırakmış. Bu iş ciddi. Bu da nesi? Hayır, hayır, hayır. Hemen bir şeyler yapmam lazım. Hemen. Ben evliliğe hazır değilim. Böyle bir baskıya gelemem. Gerilirim. Vallahi gerilirim. Aşkım. Bir problem mi var aşkım? Belki de o kadar kötü biri değildir. Elime sağlık. Oh, keyfe gel. Yarasın. Afiyet olsun. Sağ ol. Açsan gel. Yani gerçi sadece makarna var. Sadece makarna. Ama hafife alma. Üzerinde bolognese sos var. Şimdi etkilendim. Gel gel. Allah eline sağlık ya. Bayağı başarılı. Ben şok şu an. Niye? Nerede? Zehirlenmem inşallah tarzı esprilerin. Alıştım çünkü bekliyor insan. Bak şimdi ya ben onu gecenin sonuna saklamıştım. Zehirlenme numarası yapacaktım. Mahvettim şakayı. Yapacak mıydın gerçekten? Hayır tabii ki de. Yuttum yine. Yani beklediğin gibi davransam ne özelliğim kaldı? Doğru. Sence kötü bir şey mi? Yani beklenildiği gibi davranmak, sıradan olmak. Yani kötü demeyelim de fazla ulaşılabilir. Korunmasızlık yani. Evet, bir nevi. Bence benim bu yönümü değiştirmem gerekiyor. Fazla ulaşılabilir duruyorum. Korunmasızlığım buradan geliyor. Yani sanki isteyen istediğini söyleyebilir. İsteyen istediği gibi davranabilir. Ya aynen öyle. Çok klişe olacak ama gerçek. Sen kendine değer vermezsen başkası sana niye değer versin? Kendini daha çok sevmelisin. Haklısın. Ama iyi yani, güzel. Böyle düşünmeye başlamana sevindim.
sayende. Bugün yaptığın şey benim için çok kıymetliydi. Uzun zaman sonra ilk defa önemsendiğimi hissettim. Neredeyse unutmuştum bu duyguyu. Bir kalbin olmadığına emindim. Ama kafamı karıştırdım. Aslında çok hassas ve iyi kalpli birisin. Duygusalsın. İtiraf edeyim. Esasında konu sen değildin. Yani seni terk edip başıma sardığı için ben o elemandan bir nevi böyle intikam almak istedim aslında. Ciddi misin? Bu yani. Evet. Ya sen ne biçim bir adamsın ya? Yeme! Aa, hareketlere bak ya. Ben seni kırmamak için burada zehirlenmeye göz almışım. Senin şu yaptığına bak. İki dakika ya. İki dakika hakkında iyi bir şey düşünmeye, iyi bir şey söylemeye gelmiyor. Azıcık kafam karışmasın. Hemen netleşiyor sayende. Pırıl pırıl oluyor. Neyse ben doymuştum zaten. Bana müsaade. Kalk. Bu arada yani sarımsağı basmışsın. Yani öpüşme ihtimali olmayınca insanın tabii. Sen hala konuşuyor musun ya? Hayatım benim renkli bir güzel hayatım var. Senin gibi değilim lütfen. Ya zehir koysam olurmuş sana ya. Hala konuşuyor. Selametle mi diyorsun? Ne diyorsun? Kaybol. Hadi. Bak hala bakıyor. Şuursuz. Aç kal inşallah. Sana yemek, önüne yemek koyan da kabahat senin. Keyfimi de bozdu gelip. Ne biçim bir insansın sen ya? Ne biçim de sevimsiz bir adamsın ya? Az bile sana yaptıklarım. Terbiyesiz, ukala, uyuz. Biraz kalsın kafam karışıyordu. Aslında iyi adam. Al sana iyi adam Ezgi. Bana bak, sakın. Duydun mu? Sakın. Aşkım, hepsi çok lezzetli. Ellerine sağlık. Afiyet olsun sevgili. Böyle ev yemekleri yemeyeli çok uzun zaman olmuş. Özlemişim. Eski karım hiç yemek yapmazdı biliyor musun? Bir çorba yapmayı bile bilmezdi. Düşünüyorum da yemek yapmayı bilmeyen kadın olur mu yahu? Çok saçma. Ama sen başkasın Cansu. Sen mükemmelsin. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Bak ne diyeceğim. Bir gün de lazanya yapar mısın bana? Çok severim. Lazanya mı? Evet lazanya. Çok iyi yaparım. Ne diyorsun? Hı-hı. Vallahi mı? Gel buraya. Aa, o da ne? Birisini mi bekliyordun aşkım? Yok, hayır. Kim olabilir acaba? Efendim? Levent Bey'e kızınız geldi. Ne? Kızım mı? Aa. Emin misiniz? Evet, az önce özel şoförüyle siteye giriş yaptım. Aa, peki, tamam, teşekkürler. Hay Allah, Zeynep gelmiş. Hemen etrafı toparlamamız lazım hayatım, lütfen. Hemen, derhal. Tamam mı? Tamam. Toparlayalım. Levent, dur, bir sakin ol, tamam? Hayatım, kusura bakma. Zeynep geleceğini söylememişti. Arayıp evde misin dedi. Evdeyim dedim. Çünkü evdeyim. Tamam Levent, bir sakin ol. Sen Zeynep'i al bir yerlere götür, ben de etrafı toparlar giderim. Tamam, teşekkürler. Cansu, Zeynep çok dikkatlidir. Her şeyi kurcalar. O yüzden evde hiçbir eşyanın kalmamasına dikkat et lütfen. Tabii, bırakmam. Eşyalarımı toplar, giderim, seni de ararım. Gelirsin sonra Zeynep'le eve. Peki, teşekkürler bebeğim. Bebeğim, tekrar özür dilerim. Bunu sana telafi edeceğim, emin ol. Tamam Levent, tamam. Yani zaten yeterince gerildik, gecemiz de mahvoldu. Ama bir an önce Zeynep'le ilişkimiz hakkında konuşursan iyi edersin. Tabii, lafı mı olur? Tabii ki. Görüşürüz. Babacığım. Bu ne güzel sürpriz. Ne sürprizi baba? Sen çağırdın ya beni. Evet. Hadi gel, dondurma yiyelim. Çantamı bıraksaydın babacığım eve. Yok. Ben şey yapayım. Ben alayım çantanı. Ver bakalım. Gel şimdi dondurma yiyelim.
Aç değilsindir herhalde. Yok, tokum. Annem bana çok güzel yemekler yaptı. Annen normalde yemek yapmayı bilmezdi, hayret. Anneciğim bak, pırıl pırıl oldun. Acıktı mı benim kızım? Acıktı mı Penelope? Geliyor, geliyor. Afiyet olsun. Yerim seni, yerim. Cansu, sen Levent'te kalmayacak mıydın? Levent'in kızı geldi. Anlat. Günaydın. Günaydın canım. Kahve yaptım, alsana. Çok iyiyim. Ezgi. Hı. Levent bu hafta kızıyla konuşacakmış. Oh be, nihayet. Ya evet, sorma. Ne kadar üzüldüğümü anladı tabii. Sabaha kadar görsen mesajlar, özürler. Kendini affettirmek için neler yaptı sana anlatamam. Çok sevindim Cansu, hak ettin bunu. Evet, ben de çok sevindim. Ben bugün Levent'te kalabilirim. Tamam canım, hiç sıkıntı yok, keyfine bak. Aa, sen cuma günü Serdar'la buluşacaksın değil mi? Evet, heyecanlıyım. Ay, senin o heyecanını yerim ben. Hiç heyecanlanma, her şey çok güzel geçecek. Ama şimdiden hazırlıklarını yap, tamam mı? Evet, zaten bugün cilt bakımına falan gideceğim. Ay, cilt bakımıymış. Ben gidiyorum, işe geç kaldım. Tamam canım, kolay gelsin. Muah, oh, görüşürüz. Sağ ol canım. Kimdi asi ben, pembeydim sense mavi. Hem yangındı hem masal sanki. Aşk zaten cennette bir gün, ben hep yanlışlıkla öldüm. Ah, bitmez şu kalbimin derdi. Kim masumdu, kimdi asi ben, pembeydim sense mavi. Hem yangındı hem masal sanki. Ah, bitmez şu kalbimin derdi. Efendim anneciğim. Nasılsın oğlum? İyi anneciğim. İyi diyelim. İyi oğlum. Sen nasılsın? Ha, iyiyim yavrum. Ne yapayım? Düğün hazırlıkları. Uğraşıyorum işte. Hepsi alınacak. Hiçbir şey kalmasın. Ne yaptınız? Bir aksilik yok değil mi yavrum? Gelinimle aman. Ezgi'cimle geliyorsunuz değil mi? Ne gelinim anne? Bir dur ya. Ne diyorsun ya? Of. Ay tamam yavrum. Dilim sürçtü. Ya belki de Allah söyletmiş olabilir. Geliyoruz anneciğim, geliyoruz. Bir aksilik olmazsa, Allah izin verirse oradayız birlikte. Peki, cuma günü kaçta geliyorsunuz yavrum? Cuma mı? Ne cuması anne? Cumartesi diye ben planlamıştım onu. Oğlum, bana bak. Kız kardeşinin düğününe son anda mı geleceksin yavrum? Haklısın anne, tamam. Cuma oradayız. Tamam çocuğum, tamam. Cuma mı yola çıkıyoruz? Evet. Cuma Serdar'la programım var. Biliyorsun değil mi? Hatırlıyorsun yani. So, iptal edersin. Senin için ne kadar basit, iptal edersin. Çok basit, evet. Kusura bakma, iptal edemem. Yemekten sonra yola çıkarız. Şekerim, geç olur ya, geç olur. Ben sana durumu açıkladım, değil mi? Bana baştan cumartesi yola çıkacağımızı söyledin. Öyle anlaştık. Ah, tamam ya.
etmiyorsun yani randevunu iptal. Ha? Ya kaç zamandır buluşsaydım o zaman. Aa, senin yüzünden bu kadar öteledim ben. Bak şimdi, iptal edersem yanlış düşünebilir. Kusura bakma, riske atamam. Eyvallah, peki. Sen randevunu iptal etmiyorsan ben anlaşmayı iptal ediyorum. Çirkinleş! Neyse işte, jinekologmuş, tek başınasın. Şu andan itibaren tek başına. Bakalım ne yapabileceksin? Çocuk, bakalım ne yapacaksın? Çocuk oyuncağım bu be. Allah Allah, baştan öyle anlaşmasaydın o zaman. Taşınıyorum zaten bu evden de. Tek başına neler yapacakmışsın? Görüyorsun tek başıma neler yapabileceğimi. Çok konuşuyorsun, çok gereksiz konuşuyorsun. Bak, hala gereksiz. Çık şurada. Çirkin şey. Zaten artık işim de var. Şeytan görsün yüzünü. Efendim Ozan Bey. Of of. Ne oldu ya? İyi misin? Baba çok keyifsizim ya. Belli. Ben yarın sabahtan yola çıkıyorum, söyleyeyim. Haberin olsun yani düğün için. Çıkıyorum derken? Kızı ayarlamıştın, sorun mu oldu? Abi olmayacak onunla ya. Komple sorun o kız yani. E ne yapacaksın peki? Söyleyeceğim, doğruyu söyleyeceğim anneme. Ne yapalım? Dürüstlük erdem. Hmm. Üzülecek Sevim teyze. Biliyorum, yapacak bir şey yok. Sen niye çağırdın beni? Ha, bu yeni işe aldığım haklı ilişkiler uzmanı var ya. Seni onunla bir tanıştırayım istedim, o yüzden. Ya Allah yüzümüzü güldürsün artık ya. Ha, geldi işte. Ezgi Hanım, tanıştırayım. Ortağım Özgür Bey. Allah'ını seversen artık ya. Üstüme iyilik sağlık ya. Nesin sen ya? Düş yakamdan.